muhatapları değil, mağdurları burada. Hepimiz buradayız. Muhatap ve mağdur olarak buradayız bu darbenin. Ancak bu darbenin yapanlar, sahipleri burada değil. Hepsi öldü, hepsi mezarda. Ancak bildiğimiz bir gerçek var. Bu öyle bir darbe ki bunların eserleri şu anda ülkemizde ve hatta daha ileri bir iddiada bulunup iktidarda. Bu darbenin eserleri iktidarda diye düşünüyorum. Biz bugün burada gazeteci yazar, değerli gazeteci yazar Nazım Altman'la birlikte, ki Nazım Altman'la bizim hukukumuz biraz 12 yıl öncesine de hukukumuz derken karşılıklı tanışmıyoruz ama o günlerde o bizim biraz abimizdi. Ben kendisi o günlerde tanıyorum. O günleri yaşamış, derinlemesine yaşamış, öncesini sonrasını yaşamış deneyimli bir gazeteci yazar. Aynı zamanda televizyon yapımcılığı da var. Onunla birlikte bugün 12 Eylül darbesinin tüm boyutlarını hep birlikte tartışacağız. Önce kendisi bize bir sunum yapacak. Arkasından bu 12 Eylül darbesini çok derin yaşamış, bu darbeden çok ciddi etkilenmiş dostlarımız da var. Her birinin katkısıyla burada bir 12 Eylül değerlendirmesi yapacağız hep birlikte. Bunun ardından Nazım Altman'ın son çıkan Tımarhane Günlüğü kitabı ve bugüne kadar yayınlanmış bazı kitaplarının imzasını yapacağız hep birlikte. Ben çok daha fazla uzatmadan sözü Nazım Altman'a bırakıyorum. Teşekkür ederim. Buyurun. Şimdi ayağa kalkayım şöyle. Buradan daha mı iyi geliyor? Oturayım mı? Oturarak konuşabilirim. Tamam. 12 Eylül Osman arkadaşımızın söylediği gibi buradakilerin bilinmez bir şey değil yani. 12 Eylül'ü biz biliyoruz. Bak benim Beykoz'da arkadaşım da geldi. Benim de Bolu'dan geldin değil mi Ayça? Hoş geldin canım. 12 Eylül'ün genel yapısı itibariyle yani yarım sayfada bile özetlenecek bir geçmişi var ve bütün tahlillerde buna hem yapanlar hem mağdur olanlar hiç kimse bunun uzağına gitmiyor. Türkiye 12 Eylül 1980'e geldiğinde ekonomik olarak tıkanmıştı ve 24 Ocak kararları alındı. 24 Ocak kararları, ben de çalmasın telefonum diye şunun sesini kısayım. 24 Ocak kararlarında hani işçilerin gırtlağı sıkılacak, kalan paralar da patronlara verilecek. O zamanki ekonomistler şöyle söylemişlerdi biliyorsunuz. Bu kararlar demokrasiyle uygulanamaz. Nitekim de uygulanamadı. 8 ay sonra da darbe geldi. Ama 12 Eylül'den öncesi nasıldı deyince herkes diyor ki işte felaket, korkunç, çok kötüydü ve 12 Eylül darbe yapıldı. Ertesi gün her şey günlük bir listanlık oldu. Her gün onlarca kişi öldürülürken sağdan ve soldan, üstelik de aynı silahlardan çıkan mermilerle öldürülürken bir gün sonra her şey bitti. Onun için 12 Eylül öncesi çok kötüydü. 1 Mayıs belgeseli yaparken Kemal Türkler'in eşi sevgili ve şimdi rahmetli artık Sebahat Türkler'e sormuştum. Dedim ki abla dedim 12 Eylül öncesi nasıldı? Hani böyle bir çerçeve çizsin falan diye. 12 Eylül öncesi dedi çok güzeldi. İşçiler grev yapıyorlardı. Haklarını alıyorlardı. Ondan sonra ve bu tespit o kadar doğru ki bu çerçevede konuşmuştu. 1963 yılında Türkiye'de grevli toplu sözleşme düzeni başladı. 80'de de bitti. 17 yıl. Bu 17 yıl içerisinde ücretlerin ve maaşların satın alma değeri en yüksek olan yıl 1977 yılıdır. 1977 yılına baktığımız zaman toplu sözleşmeler, grevler ve 1 Mayıs 1977 var. Yani 1 Mayıs 1977 aslında bu emekçi sınıfın gelişimine karşı ve öyle böyle değildi yani bir hayli güçlü gelişiyordu. Düşünün 1 Mayıs böyle 3-5 tane aydın solcu gözaltına alınıp işte 30 Nisan akşamı 3-5 Mayıs'ta bırakılan bir ülkede bir anda
300 bin kişi Taksim Meydanı'nı doldurdu. Mahşeri kalabalıklar oldu ve korkutucuydu onlar açısından. Ve kana buladılar. Mesela onunla ilgili olarak belki biliyorsunuz, belki bilmiyorsunuz bir detay vermek istiyorum. Nail Gürel'in kitabında her şey yazılıdır. Kanlı 1 Mayıs kitabında. Nail abi tam bir gazetecilik yapmıştır. Fakat biz onu dikkatli okuyamadık. Yani ben de dahilim. Çünkü biz hep şöyle söylüyoruz. 1 Mayıs'ta 36 insanımız öldü, şehit oldu falan diye. Ve 1 Mayıs'larda da yürüyoruz. Ellerimizde işte Orhan Taylan'ın o ünlü afişi var. Ve oraya da bir isim yazıyoruz, yürüyoruz. Yürüyenlerden, yani o isimlerden bir tanesi de Nazmi Arı. Nazmi Arı ise bir toplum polisi. Fakat biz hani böyle sayıp bakmıyoruz. Sonradan yıllar geçti. Ben 1 Mayıs belgeselini yaparken DİSK'in şimdi genel sekreter yardımcısı olan sanatçı, grafiker Fahrettin Ergin Erdoğan o 2000'li yıllarda bütün kitle eylemlerinin afişlerini falan yapmıştır. Çok iyi bir tasarımcıdır. O dedi ki şimdi dedi polisin listesinde dedi 36 kişi var. DİSK'in listesinde, savcının listesinde de 36 kişi var. Karşılaştırdığınız zaman bunlar hepsi üstüne gelmiyor böyle. Kayıyor dedi. 5 kişi fazla dedi burada. Ve dedi 41 oluyor. Bir tane de dedi hiçbir yerde yok. Dev yolun 1 Mayıs'tan sonra çıkan dergisi var. Mehmet Emin Kal. Ve dev yol onu kapak yapmış ve 1 Mayıs şehidimiz diye duyurmuş. Onu da koyunca 42 ediyor dedi. Yani 36 değil. Şimdi diyorum ki o zamanlar biz Nazım Hikmet'in şiirleriyle ajite olup eylemlere gidiyorduk. Neydi o şiir? Dövüşenler ölenlerin tutmaz yasını diyorduk. Ve yürüyüp gidiyorduk. Ölenler ölmüş. Biz işte mücadeleye devam edeceğiz. Anıları yolumuzu aydınlatacak. Hani dönüp şöyle bir okusaydık Nail abinin kitabını. Çünkü Fahrettin bizden sonra geldiği için o 71 doğumlu. Yani 1 Mayıs'ta 77, 6 yaşında bir çocuktu. Ondan sonra sorup öğreneceğini açıp okumuş. Elde belge var. Okumuş ve çıkartmış bunu. Yani daha sonra bir şey daha çıktı. Öğretmen onda da Sertaş neydi onun ismi? Emine mi? Emine değil mi? Evet. Emine. Unuttum söyledin ama. Evet. O da meğerse o kadar senedir elinde şeylerle yürünüyor. Hatta son 1 Mayıs'ta 2010'da gene kocaman bir pankartı var. Kadın da yanında. Meğerse şöyle bir şey olmuş. O gün yani 1 Mayıs'tan eve dönerken valiliğin önünde bir çevirme yapıyorlar. Onu da gözaltına alıyorlar. Ama kayıt mayıt yok ortada. Ve 2 gün, 3 gün haber yok. 3 gün haber olmayınca diyorlar ki öldü. Herkes morgda arıyor annesi falan. Sonradan kapı komşu bir polis var. O gidiyor, araştırıyor, buluyor. Kızı alıp getiriyor. Mezardan çıkmış gibi. Sonra da gidip o söylemiş. Demiş ki ya böyle ben öldüm diye geçiyorum ama demiş. Ölmedim, buradayım demiş. Topkapı DİSK temsilciliğine. Tamam falan demişler. Sonra da 12 Eylül olunca kim öle kim kala. O da o da artık bırakmış işin peşini ama biz meydanlara her çıktığımızda onun afişi de var. Şimdi birazdan bulur Sertaş, şu anda çekiyor da. Bir ayrıntı bu. Bir tanesi de gene Nail Gürel'in kitabında var. Operasyonda görev alanlar var. Necati Doğru yazmıştı gazetesinde Günaydın'da. Otasına giriyor. Bizim üzerimize ateş edilen otel. O zaman Intercontinental'dı. Şimdi The Marmara oldu. O da böyle 5. kata çıkmış. Böyle koridorda geziyor. Yani kontrol falan yok. Bir bakıyor böyle içeride beyaz gömlekli adamlar var. Dürbünler var. Tüfekler var falan filan.
O orayı hani basın odası zannediyordu. Burası diyor basın odası mı diye önce giriyor. Çek git lan buradan diyorlar, hemen kim getirdi bunu diye kapatıyorlar kapıyı. Oradan ateş edildi. Ve orada İngilizce konuşanlar var odada. Ertesi günü de uçakta Ankara'ya dönüyorlar. Gene bu 1 Mayıs üzerine konuşmalar yapıyorlar. Ve 1 Mayıs'ta biliyorsunuz doğrudan kurşunlarla hedef alarak ölen çok az sayıda insan var. Ama çoğunluğu ezilerek ölenler. Aradan sadece Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül 5 ay geçtikten sonra El Salvador'da Başpiskopos Romero, o devrimci bir din adamı, onu vuruyorlar suikastle ve cenazesine 500 bin kişi katılıyor. Çok büyük bir cenaze. Ve cenazede kitlenin üzerine ateş ediliyor ve insanlar birbirini eziyor. 75 kişi ölüyor orada da. Yani hani futbol takımlarının teknik direktörleri ya da ekoller vardır. İşte taktikte kimi açıklardan oynar, kimi ortadan oynar falan. Bunun da böyle bir taktiği var. Ve bunu uyguluyorlar ve insanları böyle öldürüyorlar. Yani bu bizim tek başına, bizim Türkiye'deki işte karanlık güçler diye anlattığımız, aslında onun da ne güç olduğu belli zaten. Onların başarabileceği çapta bir iş değil bu. Mesela yine gene orada sular idaresi diye geçiyor. Şimdi cami yaptılar. Onun üzerinde silahlı polisler var. Ve karakol polisleri, yani resmi üniformalı polisler oraya girmişler. Şey, duvarın üzerinden böyle elinden tutmuşlar. Ve bu da o zamanki dergilerden birinde kapak olarak çıkmıştı. Ay, çok teşekkür ederim. Ondan sonra fotoğrafları çıktı. Şeyde Fransa'da Paris Match dergisinin kapağında çıktı. Ve o elinden tutulan adamlardan bir tanesi de Uğur Gür. Uğur Gür siyasi şube şefi. Daha sonra işte emniyet müdürü ve vali oldu. Ondan sonra sonradan dedi ki biz de oraya dedi inceleme yapmak üzere çıkmıştık dedi. Yani kim ateş etti diye. Orası sabahtan beri polislere ait bir yerdi. Yani polisler tarafından alınmıştı. Bu çok açık olarak devletin bir organizasyonudur. Tıpkı 6-7 Eylül'de olduğu gibi daha sonradan Sabri 25oğlu orgeneral bunu açıkladı. Dedi ki Özel Harp Dairesi'nin çok başarılı Fatih Güllapoğlu'nu açıkladı. Böyle bir kitabı da var. Kitap da oldu. Bu dedi Özel Harp Dairesi'nin çok başarılı operasyondur. 1 Mayıs'ta aynı şekilde operasyondur ve 12 Eylül'e giden kapının açılışıdır. Yani artık 12 Eylül'e gidecek Türkiye. Böyle bir hal vardı. Bizde de iyi bir hal vardı. İyi görüntü veriyorduk. Yani Türkiye devrimci güçleri çok kitleseldi. Fakat bir araya gelmek için bir şey bekliyorduk. Bir cenaze. Cenazede bir araya gelebiliyorduk. 12 Eylül'den önce. Hem de çok farklı siyasetler bir araya geliyordu. Sonra cenaze bittikten sonra ertesi günü silahlı çatışmaya kadar giden fikir ayrılıkları vardı. Bizi hem öyle görüyorlardı. Yani bunlar çok güçlü ve bu sene bizim başımıza bir şeyler gelebilir. Yani bunlar devrim yapabilir falan. Hatta hatırlarsanız Celal Bayar şey demişti. Bu kış komünizm gelebilir. Sonra da Cumhuriyet'ten Yalçın Pekşen abimiz yazmıştı. Leylekler gidince komünizm gelecek diye. Ama ciddiye almışlardı. Mesela 12 Eylül'den önce ben Netaş'ın baş temsilcisiydim. Ve bir yılda, hatta 9 ayda 8 günden bir günü gözaltında geçiriyorduk biz. Çok sık gözaltına alıyorduk. Artık karakoldaki polislerle akraba yakınlığına bürünmüştük. Bir tane Sedat isimli bir polis vardı. Karakol polisi ve çok efendi. Orada böyle azgın katiller de vardı Ümraniye'de. Evet. İşkenceyle insan öldürdüler orada. Daha sonra da devrimciler tarafından cezalandırılarak öldürüldüler. Aydın falan hatırlıyorsun değil mi? Ondan sonra Sedat ama çok öyle şey bir çocuk, efendi. Bir gün gene biz gözaltına alındık. Periyot şöyle: Ümraniye Karakolu, Üsküdar Emniyet Amirliği, Gayrettepe 1. Şube, Selimiye sıkı yönetim. Orada da bekliyoruz işte, yargılanacağız falan. Sedat da yarımızda.
can sıkıntısından dedim ki Sedat dedim, sen dedim çok efendi çocuksun. Devrimden sonra seni Ümraniye Emniyet Amiri yapacağız dedi. Sedat böyle başını büktü. Dedi ki siz yapmazsınız dedi. Kendi adamlarınızı getirirsiniz dedi. Yani polis memuru Sedat devrim olacağına inanıyordu. Hatta bizden daha fazla. Fakat makam konusunda bir kuşkusu vardı onun. Yani garanti olur mu olmaz mı falan diye. Yok yok yapacağız falan demiştim. Yani devletin kadrolarında da bu şey vardı. Ne bileyim bir arkadaşımız mesela bizim otosan önünde vuruldu. Biz bir ay içinde onun işte dul kalan eşine, itim kalan Mustafa Benlioğlu hani ev almıştık. Yani bir ay içinde bunu yapabilmiştik. Bu güç dedik dayanışmayla falan. Onlar da bize bakaraktan böyle şey yapıyorlardı. Ama bu kadar güçlü görünmek iyi ama karşında da o güçte hazırlanıyor ve yani 40 tane oyunu olan bir devlet var. Çok sert vuruyor. Ona göre sert vuruyor. Yani sen bu kadar güçlüysen işte 1 Mayıs'larda 300 bin kişiyi topluyorsan, işte cenazelerde minik bir miting bile 40-50 bin kişi oluyorsa, mesela ülkenin ne kadar politize olduğunu gene bir anekdotla aktarayım. Kemal Türkler, rahmetli Maden İş Genel Başkanı, DİSK Başkanlığı'na Abdullah Başlık gelmişti. İşte çeşitli yerlerde mitingler düzenleniyordu. Maden İş şeyi, siyaseti işte TKP o zaman daha etkindi bazı sendikalarda. Mesela İzmit'te miting düzenlenecek. Kemal Türkler'e başkan sen konuşur musun falan. O da diyordu ki oğlum beni çağırıyorsanız yani en az 20-25 bin kişi olmalı değil mi yani? Kemal Türkler bir diskin kurucusu ondan sonra. Şimdi 12 Eylül'den sonra partilerin yaptığı toplantılarda böyle iktidar partisi bile 10 bin kişiyi toplayamazdı. Bir tane 12 Eylül sonrasında büyük miting var. 2002 seçimlerinden önce AK Parti'nin şeyde Kazlıçeşme'de yaptığı miting. Yani o kendileri bile düşünememişler. Mesela kürsüyü şuraya koymuşlar. En arkası da burası olur demiş. Buraya da bir tane set yapmışlar. Buraya da kameraları dizmişler. Bu basının en arkada görev yapacağı kürsünün miting alanının üçte birinde kalmıştı. Yani arkasında bu öndekinin 3-2 katı kadar daha vardı. Yani iktidara geleceği belliydi o zamanlar. 12 Eylül öncesi bu enerji doğru bir yere biz evrilemedik. O yüzden de çok sert geldi ve çok ağır şeyler yaşadık. Yani herkesin acı bir hatırası vardır 12 Eylül'de. Ya kendisi yaşamıştır ya da çok yakınları yaşamıştır. Ama sadece o değil ki yani Türkiye'de çok eski yıllardan beri emek ondan sonra alın teri, işçi denildiği zaman direkt diyorlar ki siz sendika mendika falan diyorsunuz ama esas siz Türkiye'yi Rusya'ya bağlayacaksınız. Yok ya biz öyle bir derdimiz yok. Rusya'nın yerini de bilmiyoruz falan. Yok yok siz kesin bağlayacaksınız oraya. Ondan sonra. Hatta bunların içinde kahrolsun Sovyet sosyal emperyalizmi diye slogan atan Mao'cu siyasetler de var. Onları da şey diyorlar. Rusya'ya bağlayacaksınız diyorlar. Neyse. Daha sonra duvarlar yıkıldı. Ben artık gazeteciydim. Türk-Rus İş Adamları Derneği kuruldu. Birlikte şerefe kadehler kaldırdılar sonuna kadar. Ulan dedim yıllardır bunlar bizi dedim Rusya'ya gidip Rusya'ya bağlayacaksın dediler. Rusya kapılar açıldı. İlk önce bunlar koştular oraya. Ve orayı parayla güzel harmanlaştılar. Orada güzel bir karışım elde ettiler. Yani 12 Eylül hepimizin hayatında mesela bana sanki orası bir saatin durma noktası ve sadece işte buradan şu yol kadar uzak geliyor. Dün gibi geliyor ama 40 sene geçti. Yani ben o zaman
çocuksuz bir işçiydim. Sonra şimdi 40 yaşında oğlum var, yani hatta 41'e geliyor artık. 12 Eylül 40 yıl geçti ama sanki zaman ilerlemedi gibi geliyor. Hele bugünkü iktidarla sanki 12 Eylül'den biraz daha gerideymişiz gibi. O yüzden de bugüne uygun olduğunu düşündüğüm için bugün Türkiye bu halde diye tımarhane günlüğü dedim. Biz hakikaten o kadar çok telaffuz ediyoruz ki ya, aklımızla oynamayın diye akıl fikir sağlığını yerle bir eden şeyler yapıyorlar. Ve kendilerinin yaptığı zeka içinde zeka kırıntısı olmayan uygulamaları, operasyonları alkışlayarak kabul etmemizi istiyorlar. Yani onların istediği kadar salak olursa o zaman hiçbir sorun olmayacak. Ama ne yazık ki değiliz işte. Yani göz göre göre adam diyor ki, Türk Hava Yolları Genel Müdürü Yönetim Kurulu Başkanı 17 yerden maaş alıyor. 17 yer. Ve diyor ki bu da diyor ahlaki diyor. Nasıl bir ahlak bu? Ben oysa yine belgeselini yaparak tanıdığım Hande Suer, profesör, doktor, mimar, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin ilk kadın mimarı ve dekanken, kadın dekanı, özür dilerim, mimarı diyorum, ilk kadın dekanı Mimarlık Fakültesi'nin, aynı zamanda da İstanbul Nazım Plan Komisyonu Başkanı yapıyorlar ve bir kurul atıyorlar. İstanbul'a yeni işte çifti düzen, işte 5000'lik Nazım Plan'ı yaptırıyorlar. Sonra işte göreve başladıktan sonra bir ay sonra falan, o zamanlar bankada falan yok işler, paralar şeyle ödeniyor. Hocaya da getiriyorlar, zarf veriyorlar. Diyor ki bu ne diyor? Bu diyor Nazım Plan Komisyonu Başkanısınız ya hoca. Evet. O da sizin maaşınız diyorlar. Her ay buradan. Diyor ki ya ben devlet memuruyum diyor ve üniversiteden maaş alıyorum. Bu yaptığım da diyor devletin işi. Böyle şey olmaz diyor. Ve maaşı almıyor. Ve yıl 64-65 falan. Şimdi böyle insanlar var ve düne kadar hayattalardı. O insanların daha bütün anıları duruyor, eşi hayatta. Ve adam diyor ki ben 17 maaş alırım ahlaki diyor. Yani resmen soyguncu düzen. Resmen soyuyorlar. Her şeyi soyuyorlar. Ve büyük bir iştahla bunu yapıyorlar. Görmemişlikle yapıyorlar. Ve işte bu görmemişliğinde bir adı var. Kendilerine göre itibar diyorlar. Yani itibardan tasarruf olmaz. Nedir? İşte bakın biz şurada üç odalı bir evde otururken şimdi bu apartman iki kadar büyük ve 10 katı.